Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün denekler hakkında biraz bir bilgi verin dedim. Nasıl denekler hakkında? Bazı arkadaşlar vermemi istedi. Ben de bildiklerimi en azından sizlerle paylaşayım diyorum. Şimdi arkadaşlar, arkadaşım birisi yazmış, yavruladıktan sonra dişi eniklerini yiyor. Anne eniklerini yiyor küçükken, daha gözleri açılmadan yeni doğduğunda eniklerini yiyor. Biz bunlarla karşılaştık mı? Evet, karşılaştık. Sonra başka birisi yazmış, arkadaşım birisi eniğin birini alıp uzağa götürüyor, diğerlerinin içine koymuyor filan. Karşılaştık mı? Karşılaştık. Bunlar şimdi yeme olayı, anne hasta, yani öleceğini bildikten sonra zarar verebilir. Zarar verebilir derken, öldükten sonra mesela yavruyu yiyor. Nedir bu? Normal bir şey midir? Annenin yavruyu yemesi normal bir şey değildir. Ama onların derinliklerinde, şeylerinde, bilinçlerinde ne yatıyor? Onu kim ne derse desin yalan söylemiş olur, ben dahil. Çünkü onu biz bilemeyiz, sadece tahminde bulunuyoruz. Yani o köpek o hangi niyetle yediğini kimse bilemez. Allah'tan başka kimse bilemez. Çünkü ben her zaman onu derim. Biz önce birisi köpekti de sonra insan oldu da bize her şeyi anlatırsa inanırız. Ama kimse öyle bir şansı olmadığı için biz bilemeyiz. Sadece tahminde bulunuyoruz. Ama yiyorlar. Benim gördüğüm, fark ettiğim, psikolojisi bozuk köpekler. Geçenlerde de bahsettiğim gibi psikoloji bozuk. Şu köpek şurada devamlı dursun içeride. Psikolojisi bozuluyor. Bunu yanına girip sevmen lazım. Senden sevgiyi alması lazım. Zincirde duran keza aynı şekilde onun yanına gidip sevmen lazım. Senden o sevgiyi alması lazım. Psikolojiyi bozan bence sahibinin sevgisini alamaz. Soyunda olabilir. Soyunda da bir sıkıntı olabilir. Mesela ben gördüm keçiyi. Keçi yiyen köpek. Kovaladı yani. Tabii biz internette şimdi koyun sürüsüne falan basmışlar falan. Bunları gördük. Ahırda köpekler yiyorlar falan. Bunlar işte mesela sıkıntılı şeyler. Sonradan şimdi mesela ben aldım sarsılmazı, götürüp de koyun sürüsüne koyursam ne olur? Sıkıntı olur. Nasıl sıkıntı olur? Şimdi bu koyuna çöker. Çünkü görmemiş. Yanında koyunu seven bir köpek olsa bu da ondan o da bundan görecek, o da çökecek. Yani bu nedir? Yanlıştır. Bu küçüklükten yetişecek. Her şeyi küçüklükten vereceğim. En şeyi sağlamı odur. Tabi bu hepsi için aynı şey değil ama soyuna bakacağım. Mesela çok agresif şeyler var bende. Soylar. Mesela ele aldığımızda dikkat ederseniz Karo'nun soyu çok agresif. Sarsılmaz. Bambi de aynı şekilde. Zilli de aynı şekilde. Tabanda çok dobra. Mesela zilli buralarda geziyordu, dobraydı. Zincire bağladık, şimdi zehir. Sokakta hiç kimseye kuş dahi uçurmuyor. Harapta gidip geliyor, hepsini tetikliyor. Tetiklemesinin nedeni diğer köpeklere veriyor. Komut veriyor. O havlayınca diğerlerine hepsi çıkıyor, onlar da havlıyorlar. Yani soya da bakmak lazım. Şimdi konuya gelelim arkadaşlar. Bunun önlemini nasıl yaparız? Mesela yavru yeme. Şimdi
Ben her zaman derim mesela bunu önceden bir yavrulattınız. Yavruları değil, tamamen yiyenler var. Tamamen yiyenler var. O zaten psikolojisi tamamen bozuk o köpeğin. Normalde ölecek köpeği yavrusunu yani ölen köpeği yavrusunu yediğini gördük. Ama hiç ölmeyecek yavrusunu yiyen köpekler var. Bunlar psikolojisi bozuk. Bunları yani en temiz yavrulatmamak. Yani hiç şeye girmeden, günaha girmeden yavrulatmamak. Çünkü şey yapmamak lazım. Yok, oradan enik almak isteyen olursa yavrulattınız. Günde mesela yavru çok emmesi lazım. 4-5 sefer. İlk zamanlar 4-5 sefer. Sizin kontrolünüzde yavru yemzirirsiniz. Tabii süt anneleri de yapabiliyorlar. Yani başka köpek de kabullendirip emzirebilirsiniz. Bu da bir şey yani. O da olabilir. Ama sizin kontrolünüzde yavruları emzirerek o şekilde yavru alabilirsiniz. Başka türlü alamazsınız. Misal veriyorum. Baba Görün, ben burada yoktum. Baba Görün bir arkadaş aldı. Dedi biraz sende kalsın bak, bir aylık gel aldı. Annesinin altından bir ay baktı, 2 aylık. Sonra 2 aylık olana kadar baktı. İşin ilginç yani onun bahçesinin telin altından giriyor bir tane soğuk köpeğe. Geliyor Baba Görün'ü emziriyor her gün. Her gün. 2 ay olana kadar emzirdi. Demek ki sonra memeleri ağrımaya başladı, emzirmez oldu. Ondan sonra zaten şey götür dedim köye. Koyur köyde dursun o dedim. Ben gelene kadar. Yani o şekilde. Düşünün. Hiç tanımadığı bir köpek telin altına geliyor her gün. Onu emziriyor geri gidiyor. Onun amacı ne? Onun amacı da onu çok sevdiğinden mi? Değil. Rahatsız. Memeleri sütten rahatsız. Demek ki yavruları ölmüştür. Memeleri rahatsız ediyor onu. O memelerindeki sütü boşaltan Baba Görün olduğu için memelerindeki sütü boşaltıyor. Dişi rahatlıyor. Tabii bu iki taraflı faydalanma. İki tarafta oradan o şekilde o şeyi faydalanıyorlar. Diyeceğim arkadaşlar bu şeyde yavru yiyen köpekler sıkıntı. Gerçekten çok sıkıntı dişiler. Ben her zaman dediğim gibi eğer devamlı yavrusunu yiyen varsa sakin daha iyi. O psikoloji zaten bozuktur. Bence ondan kurtulun daha iyi. Yok normalde psikolojisi iyi sadece yavrularına karşı diyorsanız yavrulatmayın. Benim tavsiyem. Ama tutup da ölen yavrusunu yiyorsa o artık benim gözümde normal o zaten. Onu çoğu şey dişi yapıyor. Yani onun için de onu hemen şey yapmamak lazım. İkinci sınıfa ayırmamak lazım. Yavrusunu çok köpek yer arkadaşlar. Onun işte niye yediğini biz tahmin edemeyiz. Bir de arkadaşım biri alıyor bir yavruyu birini oraya götürüyor diyor. Şimdi bakın başında dediğim gibi biliyorum, bizimki sadece tahminde bulunmak. Acaba onun öleceğini bildiği için onu uzak tutuyor diğer yavrularından. Yani onun hastalığını bildiği için diğer yavrulardan uzak tutmaya çalışıyor olabilir. Tabi bu da sadece bir tahmin arkadaşlar. Mesela şimdi bu yavrular hakkında bu özellikle şeyde benim size tavsiyem yavruladıktan sonra mesela hemen iç parazit hapını verin. Süt yoluyla yavruya bulaşacak. Biraz da yani yavruların bakımına geçiyorum. Artı içerideyken mesela vitaminler verebilirsiniz anneye. Çünkü şeyin yavruların gelişimi için sıska kalmazlar. Yani o istediği tüm şeyleri aldıktan sonra anne karnında yavru sağlıklı doğar. Yavru sağlıklı doğduktan sonra zaten fazla bir sıkıntı kalmıyor. Annesini de emdikten sonra gerisini siz getirirsiniz. Lady, Lady, gel. 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 Kimin gidiyor?
verebildiğiniz kadar yani gereken vitaminlerden hamileyken verebilirsiniz. Doğduktan sonra zaten en çok dikkat etmemiz gereken şeyler yavruların iç parazitini hiç geciktirmeden, ben mesela insanlarda kullanılan kontil şurubunu kullanıyorum. Kontil şurubunu 25-30 günlükken başlıyoruz. Tabii bu yavruların, Allah razı olsun, Ömer arkadaş iyi ilgilendi. Yavru bakımını Ömer arkadaş bayağı şey yaptı. Kontillerini hiç eksik etmez. Sonra şeyi aşı zamanı geldiği zaman aşıyı ben 3 defa aşı vuruyorum arkadaşlar. Bu 3 aşısını vurduktan sonra bu gençlik aşılarını vurduktan sonra artık sıkıntı kalmıyor. Yani o enik kolay kolay yani hastalığa yakalan ölme riskini tamamen bitiriyor. İç parazitini zaten zamanında verirsen şeye kadar yaşatırsın, o şeye gençlik aşısı vurana kadar o sıkıntıyı bir atlatmış oluyorsun. Ondan sonra da gençlik aşısını yapıştırırsın ama devam. Kontile devam. Sonra 2 aylık olduktan sonra, 2 aylık, 3 aylık artık o sizin şeyinize bağlı. Bundan sonra da şerit haplarını, yani iç parazit haplarını vermeye başlıyorsun. Yavru bakımı da o şekilde. Ben mesela genelde arkadaşlar kullandığım şeyler cici bebe süt. Başlangıçta ondan başlıyoruz. Zaten 40-45 günlük sen yoğun bir şekilde cici bebeyle besledikten sonra 50 gün mesela diyelim, 2 aya yetişmez. O cici bebeği yemez oluyorlar zaten. Onların doğasında mı var bilmiyorum. Cici bebeği artık şey yapıyorlar. Ondan sonra direkt şeye geçiyor. Mamalara geçiyor. Benim tavsiye ettiğim kuru mama. Kuru mamayı daha çok yoğun da kullanıyorum. Kuru mama diyorum, pardon, yaş mama. Konserve şeklindeki yaş mamayı kullanıyoruz. Bir de şimdi mesela yavrumuz pisledi. Arkadaşlar genelde pisliklerine mutlaka takip ediniz. İçinde şey var mı? Yok mu? Şerit var mı yok mu, onu takip ederek yaparsınız dışkılarından. Dışkılarından takip ediniz dedim. Şimdi yavru da nasıl şey yapıyor, pisliyor. Bizim Berit. Berit. Gel. Arkadaşlar bu annesinin kopyası oldu. Leyli'nin. O da babasının kopyası oldu. Erkek anne, dişi baba. İnşallah ahlakları anneye benzer diyorum. Çünkü babasıyla fazla anlaşamıyorum. Arkadaşlar genelde demek istediklerim bunlar. Şimdi ben videolarda genelde böyle bir seri şey yapıp bilgilendirici video vermek istiyorum. Çünkü bizim bayağı bir arkadaşların soruları birikti. Onlara bu şekilde yavaş yavaş cevap vereceğim. Şimdi ileride mesela yarınki videoda şey yapmayı düşünüyorum. Köpeklerin renkleri, vücut yapılarından ilgili, kurtçuluklarıyla, kankalarıyla ilgili bir video yapayım diyorum. Arkadaşlar ben bildiklerimi anlatacağım. Bildiğim kadarını anlatacağım. En azından benim kadar bilmeyenler bilsinler diye. Benden iyi bilenler zaten bildiği için onları zaten sadece orada haklısın diye derler. O şekilde geçeriz. Ama bildiklerimizi, böyle bir şeyimiz varken, olanağımız varken bildiklerimizi bilmeyenlere mutlaka anlatmamız lazım. Zaten bu kanalın açılışının ilk günden bugüne kadar tabanında yatan ilk şey insanları bilgilendirmek. Çünkü 3-5 kişi böyle bir şeyler söylüyor, söyledikleri doğru sanılıyor. Öyle bir dünyada yok. Bildiklerini yani adam kendi doğrusu var, doğrusunu millete kabullendirmeye çalışıyor. Öyle bir şey de yok. Ben
kabullen de demiyorum. Ben bildiklerimi anlatacağım. Umarım faydalı videolar olur. Şimdiye kadar da umarım faydalı videolar yapmışızdır diye düşünüyorum. Çünkü bende şöyle bir şey var. Yani dikkat ettiyseniz şu soy, bu soy, şu ırk, bu ırk demiyoruz. Bizimki kırma köpekler olduğu için yani bir şeyin üzerine basıp bir şeyi övüp onu yüceltip beslediğimiz köpeği yüceltmeye çalışmıyoruz. Çünkü bende her türlü var. Hani birine şey, mesela Varsa'da öv bitirmemeyle Varsa'da uğraşmayacağım. Ben veyahut da kırmalara, ha şu gördüğünüz mesela neydi? Bizim buranın en güzel, en müthiş kurtçul köpeğinin soyu var. Onu sadece yani biz biliyoruz. Şey de var. Güdüklük var. Öbür taraftan gidiyoruz. Dolostluk var. Yani şey, hatta şey bile var arkadaşlar bunda. Yörük. Yörük çoban köpek soyu da var. Yani müthiş bir derecede bir karma oldu Lady ve çok sağlam bir kan yakaladığımı düşünüyorum. Baya bir kardım, baya bir uğraştım ve güzel bir şey kan, zehir gibi maşallah. Şimdi işte bizde her şey var arkadaşlar. Yani özellikle şu dipte bir şeyin üzerine düşmemize gerek yok. Her şeyden var. Çoğu görenler de akbaş diyor buna. Yok arkadaşlar, akbaşlık hariç her şey var herhalde bunlar. Değil mi kızım? Neydi? 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 Diyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Yarınki şeyde köpeklerin yapılarıyla ilgili el, ayak, renk, o tarzda şeylerle ilgili sorular vardı. Onlara yarın cevap vermeyi düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla.